Şimdi Caner, aslında Caner işte çok ilginç bir şekilde 2-3 gün önce sızdı. Nasıl sızdı? Bir Fenerbahçe yorumcu bunu bir yerde söylüyor falan. Ama sağda solda da diyor ki ben Ali Koç'un yakınlarından aldım diyor bu haberi. Tabii Caner cephesinde duyuyor doğal olarak böyle şeyleri ama pek ihtimal vermiyorlar. Dün akşam Pere ile Caner'i çağırıyor. Caner'e diyor ki Caner diyor ben diyor bu sezon sol kanat transferi yapmayı planlıyorum. Oraya bir oyuncu alacağım diyor. O yüzden diyor senle çalışmayı çok düşünmüyorum diyor. Caner de neden diyor. Bakın 15-20 gündür beraber çalışıyoruz diyor. Hatta 20 belki bir ay oldu hemen hemen. O kadar. Evet hemen hemen bir ay. Ama 15-20 gün beraber çalışıyoruz diyor. Şimdi mi fark ettiniz hani benim bir sıkıntı yaratıyor. Ama Pereira da diyor ki bak diyor sen diyor iyi bir oyuncusun diyor. Her sene 35-40 maç oynayan kaliteli bir oyuncusun diyor. Ben diyor burayı bir oynatacağım, oyuncu alacağım diyor. Sen diyor burada yedek kalırsan diyor bu bir sıkıntı yaratır sana diyor. Senin için ciddi bir sıkıntı olur diyor yedek kalmak ve sen bunu kaldıramayabilirsin diyor. Çünkü her zaman oynamaya alışkın bir oyuncusun diyor. Aslında Pereira da haklı bir yandan. Çünkü daha önce Caner'le bir sıkıntı yaşadı Pereira. Caner oynamadığı zaman o sıkıntıyı biraz Pereira'ya da yaşattı. Yani bir mantığı var Pereira'nın söylediğinin. Çünkü birebir yaşadığı bir olay. Caner de diyor ki cevap olarak benim de bir yıl daha sözleşmem var diyor. Siz diyor kimi alırsanız alın diyor. İsterseniz dünyanın en iyi sol kanadını alın. Ben burada takımda kalmak istiyorum diyor. Mücadele etmek istiyorum diyor. Eğer diyor hakkaniyetli olursanız diyor ben hiçbir sorun çıkartmam diyor. Pereira da diyor ki ben seni diyor çok çok iyi tanıyorum. Ben diyor problem çıkartmayacağına inanmıyorum diyor. Derken yani sorun çıkartırsın diyor. Yani ben seni çok iyi tanıyorum çünkü diyor. Neyse. Konu kapanıyor orada. Dün kapanıyor. Bugün öğlen saatlerinde bu maçın kadrosu açıklanıyor. Caner bakıyor ki yok kadroda. Sonra orada antrenman için listeler asılıyor. Akşam bugün oynamayan oyuncular için bir antrenman var. Oradaki listeye de bakıyor. Orada da ismini göremiyor. Hem kadroda yok hem antrenman listesinde yok. Tabii şaşırıyor. Benim duyduğum kadarıyla başkanı arıyor. Başkan bu konuda bilgisi olmadığını, yetkinin Pereira'da olduğunu söylüyor bir nevi. Ardından Fenerbahçe kulübü özellikle kadroda olmadığı haberleri çıktıktan sonra bir açıklama yapıyor ve Caner'in artık az takımda çalışmayacağını Sinan Gümüş'le beraber belirtiyor. Özet olarak böyle bir durum var ama şu anda Caner tabii büyük bir şaşkınlık yaşıyor yani sıkıntı yaşıyor. Belki bugün bir iki oyuncunun sahada böyle tam kendine verememesi bu olaydan da kaynaklanabilir. Çünkü Caner de sevilen bir oyuncu ama futbolun hayatında gerçekleri var. Gerçekleri de var. Yani ben burada tarafsız konuşmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ne Caner'i kırmayı ne Pereira'yı şey yapmayı. Çünkü herkes kendince haklı. Alper hayatta haklı olmayan bir insan görmedim. Herkes haklı. Şimdi Caner tarafına gittiğin zaman Caner sana öyle bir anlatır ki olayı. Vay dersin Caner'e ne kadar büyük haksızlık yapılmış ya. Sonra git Pereira'ya. Pereira'ya de ki sana de neden Caner'e şey yaptı? Bak çocuk çok haklıymış. Bir de Pereira'dan dinle olayı. Pereira da der ki böyle böyle bundan dolayı der. Aa dersin ki ya Pereira çok haklıymış yani. Herkes haklıdır. O yüzden haber verirken de ben de geçmişte bazı hatalar yaptım haber verirken. Yani bir tarafın aklına inandım. Hata yapmışım. Bak yıllar geçti aradan. Şimdi o daha olgun bir gazeteciyim. 45 yaşıma geldim. Şimdi bakıyorum. Diyorum keşke biraz daha ortadan verseymişim ya.
Yaptım ben de hatalar. Şimdi bu olayda da o hatayı yapmamak için iki tarafında sözlerini söylüyorum ki, düşüncelerini, konuşmalarını, neler, neden bu karar aldıklarını, özellikle Pereira'nın, Caner'in ne düşündüğünü söylüyorum ki, hani aslında haklı olan olmadığını görsün herkes. Ya da haksız olanın olmadığını görsün. Herkes haklı. Caner de Fenerbahçe'ye hizmetler vermiş. İyi niyetli bir çocuktur. Bakma öyle dilindedir böyle çok şeydir ama iyi niyetli bir insandır. Pereira da en iyisini istiyor takımda. Çünkü şampiyon olmak istiyor. Yani diyor ki ben Caner'e diyor bu kadroyu alırsam bir de sol kanat alacağım. Şimdi onu oynattığım zaman Caner yıldız bir futbolcu diyor. Hadi 3 maç 5 maç sesini çıkartmadı. 6. hafta Caner dayanamaz diyor. Sorun çıkartmaya başlar diyor bana. Ben de diyor bu takımı sorumlu bir şekilde yönetmek istemiyorum diyor. Bu da son derece mantıklı bir şey. Caner de haklı, Pereira da haklı. O zaman sıkıntı yok. Biz kararı veren Pereira'ya saygı duyalım. Aynen. Ben saygı duyuyorum şahsen ve anlıyorum Pereira'yı. Ama Caner'e de üzülüyorum bir yandan. Yani ikisi birden olabilir değil mi? İlla birinin tarafında olmak zorunda değiliz değil mi? Caner'e de gerçekten üzülüyorum çünkü sevdiğim bir oyuncu. İyi niyetli bir insan olduğunu çok iyi biliyorum. Hani maalesef böyle çok agresif görünümlü bir çocuk ama öyle değil aslında özünde. Sadece Alper'le bir problemi varsa Alper'in yüzüne söyler. Benle bir problemim varsa ya Ahmet abi sen böylesin der. Bunu söyleyebilen bir insan olduğu için böyle insanlar da çok alışkın değiliz yani. Hı hı. Çok da belki de sevilmez böyle insanlar. Çünkü hep böyle politik insanlar. Ya sen çok iyisin de arkanı dönersin, arkandan konuşur. Böyle insanlar daha makbuldür günümüzde. Hayırlısı olsun. Zanka ne oynadı diyorlar. Zanka neden oynadı? Zanka şu anda henüz ne olacağı belli olmayan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de durumu belirsiz oyunculardan biri. Belki Pereira kalmasını isteyebilir. Yedek stoper olarak. Çünkü Colker'ın durumu söz konusu. Belki Colker'dan daha çok beğeniyor Zanka'yı. Şimdi hocanın tercihlerini anlamak lazım. Hocanın bir yoğurt yiyişi var. Diyor ki ben yoğurdu böyle yiyorum. Kardeşim ben bu kadroyla çalışmak istiyorum. Sezon sonunda olduğu zaman başarı ve başarısızlık geldiği zaman hocaya diyeceksin ki ama bak sen mesela atıyorum Colker varken Zanka'yı tuttun takımda. Ya da Zanka varken Colker'ı tuttun. Biri Danimarka milli takımı stoperi, biri İngiltere milli takımında oynamış bir stoper. İkisi de kıymetli. Onun hesabını sezon sonu sorabilirsin. Ama şu anda tercihleri saygılı olmak lazım. Ya Fenerbahçe medyası da bu işleri çok büyütmemeli. Yani olayı tabii ki anlatacaksın. Gazetecisin, aydınlatmak görevin. Ama olayları büyütmemek gerekiyor.